Herkese selamlar. Aylardır çıkmasını beklediğim ve sizlerin de bana sormaktan bıkmadığı o meşhur mouse Niso Sora V2 sonunda elimde. Sora V2, Niso Sora serisinin 3. mouse'u ve Niso Sora 4K'nın çıkmasından birkaç ay sonra duyurulması beni oldukça şaşırtmıştı. Birkaç temel farklılıklar var. Özellikle şeklinde ve kullanılan malzemede birkaç değişiklikler görüyoruz. Bunların hepsinin üzerinde duracağım. Atlamadan izlemeniz gereken bazı noktalar var. Alacak arkadaşlar veya almayı düşünen arkadaşlar dikkatlice izlesin. Şu an elimde 4 tane Niso Sora var. Bunlardan ikisi Sora V1, bir tanesi Sora 4K, diğeri ise Sora V2. Niso Sora bundan tam 1,5 sene önce çıktığında ortalığı kasıp kavurmuştu. O zamanlar yeni popüler olan 3395 sensör ve Cloud Grip kullanıcıları için muazzam bir şekle sahip olmasıyla kısa sürede baya bir ilgi odağı olmuştu. Uzun bir dönem ben de main mouse olarak kullanmıştım. Daha sonrasında sonbahar 2023'te Sora 4K'nın gelmesiyle beraber mouse tamamen bir çağ atladı. Hem teknik olarak hem de özellikle kalite olarak bambaşka bir seviyeye çıkmıştı artık Sora. Şimdi ise serinin en genç ve en yenilikçi üyesi Sora V2 var. Biraz daha e-spor tarafına kaymış gözüküyor Nijusso. Birazdan yazılım da göstereceğim zaten sizlere. Böyle web yazılım falan kullanıyor. Ve yazılımın içerisinde rekabetçi mod gibi ayarlar mevcut. Sadeliğiyle falan da zaten e-sporcular tarafından oldukça tercih edilebilecek bir ürüne dönüşmüş. Özellikle önceki Sora'lara göre bazı ufak şekil değişiklikleri oldukça dikkat çekiyor. Mesela klik kısımları önceden düz iken şimdi parmağın daha iyi oturması için içe doğru hafif çukurlu olmuş. Ben bu detayı beğendim. Gerçekten çok daha rahat hissettiriyor. Normal Sora'lara göre kıç kısmında hafif bir küçülme yaşamış ve bu olay çok daha rahatlatmış bence mouse'u. Tabi bakıldığında çok belli olacak bir küçülme değil ama hissiyat olarak gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Tutuş şekli olarak özellikle Cloud Grip kullanan kişiler için piyasada bulunabilecek en iyi Cloud Grip mouse'lardan birisidir Sora V2. Öne doğru alçalıp arkadan yüksek yapısıyla Cloud tutuşta avucun içini doldurarak konforlu bir kullanım sunuyor. El ölçüleri olarak da 17 ile 20 cm arasında ellerde rahat edersiniz. Ama tam ideal el ölçüsü 18 santim diyebilirim bunun için. En büyük yeniliklerden birisi de yeni bir dış malzeme yapısı. Plastik mouse'lara alışkınız zaten. Tabi onların da arasında çok kalite farkları var ve hafiflik farkları da olabiliyor. Magnezyum mouse'ları zaten sıklıkla görmeye başladık. Ama Sora V2 polikarbonat bir malzeme ile karşımıza çıkıyor ve 39 gramlık bir ciddi hafiflik yakalamışlar. Bunun yanında videoda tabi pek belli olmasa da yeni kaplamasını çok beğendim. Sora 4K'larda da ilk seriye göre kaplamada iyi bir geliştirme vardı ama Sora V2'de bunu çok çok daha iyi bir seviyeye getirmişler. Yurt dışında forumlarda ve incelemelerde de özellikle kaplama konusuna dikkat çekiyorlar. Sora V2'de ayrıca teknik bir yenilik var ama şu anlık bu işte absürt bir durum var. Biliyorsunuz ki bundan önce çıkan Sora 4K'da isminden de geldiği gibi kutu içeriğinde 4K dongle'la beraber geliyordu ve 1000, 2000, 4000 Hz olarak kullanabiliyordunuz. Şimdi Sora V2'de 8000 Hz desteği gelmiş fakat ortada bunu destekleyecek bir dongle şu anlık yok. Kutu içeriğinden çıkan bu dongle 1000 Hz bir dongle. Eğer 2000, 4000 veya 8000 Hz kablosuz olarak kullanmak istiyorsak o ek dongle'ı almamız gerekiyor. Ama işin absürt tarafı o dongle'ı Nijusso daha çıkarmadı. Ben bu incelemeyi Haziran 2024'ün sonunda çekiyorum. Büyük ihtimal yakın zamanda çıkacaktır. Bu da demek oluyor ki o dongle gelene kadar bu mouse'u maksimum 1000 Hz'de kullanmak zorundayız. Ayrıca 1000 Hz dongle neden bu kadar büyük onu da anlamadım. Sonra 4K'nın 4K dongle ile aynı boyutlarda. Acaba diyorum ki bir yazılım güncellemesiyle bunu 2000-4000 Hz olarak falan mı açacaklar? Hani bu durumu hiç anlamadım. Ama sanmıyorum tabii öyle bir şey olacağını. Fiyat bu yüzden günümüz üst seviye mouse'larına göre uygun denilebilir. Ama o ek dongle satışa çıktığı zaman ne kadar fiyattan çıkar bilemiyorum. Tahminimce 800 ila 1000 TL civarında falan olabilir. Ama emin değilim, sadece bir tahmin şu anlık. Belki tabii çok daha uygundan bile çıkabilir. O şu an kafaya takılacak bir mevzu değil çünkü mutlaka çıkacak. Çıktığı zamanda da bu mouse'u 4000 veya 8000 Hz kablosuz olarak kullanabileceksiniz. Yeni olarak birkaç teknolojik güncelleme yapmışlar tabii ki. Sora 4K'da getirdikleri Snappy Fire teknolojisini iyice geliştirmişler ve minimumlarda gecikme değerleri sunuyor bize. Bununla beraber iki farklı mod koymuşlar buna. Birine Competitive Mod demişler, diğerine High Speed Mod demişler. Competitive Mod biraz daha performans odaklı çalışıyor diyebiliriz. Ayrıca bu Snappy Fire teknolojisinin optimizasyonu sayesinde 1000 Hz'de şu an 80 saatlere kadar bir batarya süresi sunuyormuş. İleride 4000 veya 8000 Hz kullanımlarınızda tabii ki bu süreler doğru orantılı olarak düşecektir. Sensörden bahsetmedik. Sensör olarak piyasada en bilinen ve en popüler üst seviye sensör olarak sayabileceğimiz PixArt 3395 sensör kullanılıyor. Bu sensör bizlere 650 IPS ve 50G hızlanma sunuyor. Tabii her şey sensör değil, bunu sürekli söylüyorum. Bu işin temel taşlarından birisi MCU. Yani bir nevi mouse'un anakartı diyebiliriz. MCU
olarak da Nordic M5840 Major'u kullanmışlar. Bizlere 3095 ile birlikte güzel bir uyum ve minimum gecikme değerleri veriyor. Switch olarak ise Sora 4K'da ilk defa gördüğümüz Omron optik switchleri yine bunda da kullanmışlar. Ben bu switchleri oldukça beğeniyorum. Hatta en beğendiğim optik switch diyebilirim bunun için. Kolay spamlanabiliyor, kullanımı rahat, yumuşak, crispy kıvamda diyebiliriz. Ve kesinlikle double click yapmayan bir switch bu. Aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam piyasadaki en pahalı switch'ti hatta bu. Şimdi gelin sesini bir dinleyelim ve diğer switchlerle bir karşılaştıralım. Kutuyu ilk açtığınızda SCATEZ'lerin takılı olmadığını göreceksiniz. Listo kutu içeriğinde 2 set PTFE SCATEZ opsiyonu sunmuş. Dilerseniz 4 köşeli, dilerseniz 2 büyük şeklinde takarak kullanabilirsiniz. Listo'nun SCATEZ'leri aşırı kaliteli. En son Corpet'le beraber çalışıyorlardı sanırım. Yine bunda da aynı şekilde devam ediyor işbirliği. Malzeme kalitesi ise yine üst seviyede. Hiçbir şekilde gıcırdama veya sallayınca böyle absürt sesler yok. Bu hafifliğe rağmen güzel bir kalite yakalanmış. Şu klik kısımlarına baktığınızda da böyle bir sallanma veya benzeri bir şey yok. Şimdi detaylıca bir Sora serisinin üzerinde duralım ve tüm farklarına bakalım. Sora V1'ler ile Sora 4K dıştan aynı şekillerdi ama teknik ve malzeme kalitesi açısından bir çağ vardı aralarında. Sora V2 ise bu takıma yeni bir yüz kazandırdı. Klik şekilleri farklı, arka taraftan biraz daha kısa. Alt tarafa bakıldığında da ciddi farklar var. Mesela Sora V1'de ve Sora 4K'da alt taban birebirdi. Solda DPI tuşu, sağda açma kapama tuşu ve dangle yuvası. Sora 4K'da da ufak dangle çıkmamasına rağmen salakça bir şekilde bunu koymuşlardı. Sora V2'de ise DPI tuşu ve o boş dangle yuvası kalkmış. Onun haricinde SCATEZ yapısı birebir aynı. Tasarıma baktığımızda mesela beyaz versiyonlar üzerinden konuşursak Sora V1'in beyazında siyah bir scroll lastiği ve siyah bir logonun yanında siyah bir tabanı vardı. Sora 4K'da gri bir scroll lastiği, gri bir logo ve kasayla uyumlu beyaz bir taban vardı. Sora V2'de ise mavi scroll lastiği, mavi logo ve yine siyah bir taban kullanmışlar. Mavi taban kullanılsa biraz cıvıtırdı sanki zaten. Ayrıca yan tarafta Japonca bir ibare koymuşlar. Ayrı bir hava katmış mouse'a. Bir de şunu fark ettim. Sora 4K'nın beyazıyla Sora V2'nin beyazı biraz farklı. Yanlış hatırlamıyorsam Sora V1'in beyazı da bu Sora V2'nin beyazına benziyordu. Sora 4K'nın beyazında böyle dış malzemeden kaynaklı biraz daha böyle parlak bir yüzey mevcut. Bundan dolayı biraz daha beyazı daha griye kaçıyor fark ettiyseniz. Daha böyle fil dişi beyazı mı derler? O tarz bir beyaza kaçıyor. Teknik olarak aslında Sora 4K ile Sora V2 aynı özelliklerde. Sadece Sora V2'de 8000 Hz kablosuz kullanım geliyor. Tek teknik farkı bu. En büyük farklar tabii ki malzeme yapısında ve şeklinde bulunan ufak tefek değişikliklerde. Polikarbon kasa tabii ki daha hafif olmuş ve yeni kaplamayı ben daha çok beğendim. Bana çok sık sorulan sorulardan birisi de Beast X mi alsam, Sora V2 mi alsam veya Logitech GPRX Superlight 2 mi alsam, Sora V2 mi alsam soruları oluyor. Superlight 2 şu an elimde yok. Tabii bir kıyaslama yapamayacağım ama Beast X'lerle ufak bir kıyaslama yapıp düşüncelerimi aktaracağım sizlere. Şimdi Beast X'leri çok sevdiğimi biliyorsunuzdur zaten. Diğer yandan da bir diğer göz bebeğim Sora var. Benim için zor bir kıyaslama ama Beast X bence çok daha şık ve çok daha konforlu geliyor bana. Tabii fark ettiyseniz bana diyorum çünkü kişiden kişiye değişir. Magnezyum kasalara ben biraz daha çok alıştım, onu fark ettim. Ama şurada şöyle bir ayrım var. Beast X'ler böyle bayağı delikli tipte bir mouse. Kim insan bunu tercih etmiyor. Sora V2 ise tamamen deliksiz yapıda ve Beast X'ler ile aynı gramajlarda. Tercih ederken bu kesinlikle göz önünde bulunmalı. Fiyat konusunda ise Sora V2 şu an daha avantajlı. Hatta dangle dediğim gibi fiyatlardan gelirse bile Beast X'ten daha aşağıda, daha uygun oluyor. Beast X'lerde kutu içeriği ve doluluğu mesela daha önde. Her ikisi de özellikle Cloud Grip kullanıcıları için uygun. Arada kalanlar için çok zor bir durum ama seçim yaparken aslında nokta atışı seçimler yapılacak farkları mevcut aralarında. Sora V2'nin artı yönlerine bakarsak Cloud Grip için en mantıklı seçeneklerden. Üst düzey bir malzeme kalitesiyle beraber deliksiz yapıda 39 gram gibi ciddi bir hafiflik sunuyor. Web tabanlı bir yazılım olmasından dolayı bilgisayarı yazılımlara boğmaya gerek kalmıyor. Fiyat bence artı denilebilir. Evet 1000 Hz şu anlık ama 8000 Hz dangle'ı çıksa ve alsanız dahi yine üst seviye mouse'larla aynı seviyelerde, hatta bir tık altında bir fiyat dengesi oluyor. Eksi yönleri ise kutu içeriğinden 1000 Hz dangle gelmesi ve 8000
8000 Hz dongle'ın hala çıkmamış olması bence bir eksi yön şu anlık. Ama ne zaman çıkacağı belli olmaz. Şimdilik fiyattan dolayı dengeliyor diyebilirim bu olay. Ve aynı zamanda dongle çıktıktan sonra bu eksi yön ortadan kalkmış oluyor. Kutu içeriği yine yavan maalesef. Rakipleri grip tape'ler, ufak aksesuarlar vesaire eklerken Ninso yine sağ olsun Allah'tan bir set daha skatez eklemiş bizlere. Bunlar haricinde şu anlık başka bir eksi yön göremiyorum. Eğer şu an halihazırda Sora V2 kullananlar varsa artı ve eksi yönlerini benimle paylaşırsa çok sevinirim. Şimdi kutu içeriğine geldiğimizde öncelikle kutu şeklini birazcık değiştirdiklerini fark ettim. Şöyle bir kutu yapmışlar. Kutu içerisinden kutu çıkıyor. Bunu şöyle bir açıyoruz. Açtıktan sonra arkadaşlar bizi burada mouse karşılıyor. Böyle alt tabanda bir aksesuar kutumuz mevcut. Bu aksesuar kutusunun içerisinde de burada gördüğünüz şeyler çıkıyor arkadaşlar. Ek olarak şöyle bir sticker eklemişler. Evet, gördüğünüz gibi 2 set skates çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan birini zaten mouse'un üzerine taktık. Diğer set de burada. Bunlar haricinde böyle bir dongle'ımız çıkıyor. Onun haricinde de kablosu gayet güzel. Kablolu kullanımda da hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek bir kablosu var. Kutu içeriğimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben grip tape falan çıkmasını artık bekliyordum yani bundan. Hem sonra V1'de yoktu, hem sonra 4K'da yoktu. Hani sonra V2'de bari koysaydınız grip tape falan, en azından böyle gözümüz doyardı. Şimdi satın alma kısmına geldik. Burada üreti ziyaret ediyoruz. İki farklı renk seçeneği var arkadaşlar. Bir tanesi videoda incelediğim beyaz, diğeri ise böyle tamamen siyah olan versiyonu. Şu anda güncel fiyatımız 3899 TL ama Sivarelli indirim kodumu kullanırsanız sizlere bir indirim olmuş oluyor. Bu aşağı kısımda zaten detaylı bilgiler özet şeklinde var arkadaşlar. Bir an önce de şu dongle çıkarsa tadından yenmeyecek. Sora V2 aslında tam beklediğim gibi bir ürün olmuş arkadaşlar. Polikarbon yapının az çok böyle yapısını biliyordum. Zaten bu klavyelerde de böyle polikarbon şeyler kullanılıyor, plate'ler kullanılıyor. Onun zaten yapısına benzer bir yapısı var. Sora 4K'da oldukça iyi bir mouse ama hani Sora V2, Sora 4K'nın böyle ufak daha gelişmiş hali diyebiliriz. Dediğim gibi zaten teknik olarak birebir aynılar neredeyse. Sadece bunda 8000 Hz kablosuz desteği geliyor. Ama dış kaplama ve şekildeki ufak değişiklikler gerçekten mouse'a ayrı bir hava katmış. Ha, Sora 4K'nız varsa Sora V2'ye upgrade yapmaya gerek var mı? Bana kalırsa gerek yok. Ama Sora V1'iniz falan varsa tabii ki de kesinlikle Sora V2'ye upgrade yapın. Bunlar haricinde claw grip veya fingertip tutup böyle arkadan yüksekli öne doğru alçalan mouse'u seven tüm arkadaşlar zaten kesinlikle Sora V2'yi tercih edebilirler. Kaliteli malzemeler kullanılmış. Sizleri böyle normal kullanımda uzun süre götürecek tipte bir mouse bu. Biraz beklediğimden geç kavuştuk ama sonuna kadar değdiğini söyleyebilirim. Şimdi Sora V2'nin yazılımına bakacağız arkadaşlar. Bunun indirilebilir bir yazılımı yok. Tamamen web destekli bir yazılımı var. O yüzden indirmekle falan uğraşmıyoruz. Direkt Ninso'nun sitesine giriyoruz. Ondan sonra oradan NinjaForce diye bir kısım var. Buraya tıklıyoruz ve böyle bir yer açılıyor. Ondan sonra buna connect diyoruz. Sonra burada Ninso Sora V2 eşlendi diyor. İlk defa deneyecekseniz, bunu ilk defa açacaksanız programı, bunu buradan bir eşliyorsunuz. Sonra bağlan dedikten sonra yazılım açılıyor. Yazılım zaten indirdiğimiz yazılımlara çok benziyor. Ama bunu internet sitesi üzerinden girmek bence çok daha rahat. Çünkü indirmekle falan uğraşmıyoruz. Her neyse, burada customization kısmı var arkadaşlar. Burada tuşlara istediğimiz şeyleri atayabiliyoruz. İsterseniz mouse tuşları atayabilirsiniz. İsterseniz klavye, burada kısa yollar veya burada makro atayabiliyorsunuz. Sonra burada performans kısmı var. Burada sistem mod denilen bir şey var. Video içerisinde bahsetmiştim. İster competitive mod, isterseniz high speed mod olarak değiştirebiliyorsunuz bunu. Competitive mod da biraz daha böyle düşük gecikmeler sunuyormuş bizlere. Burada load ayarı var, yani lift off distance. Sensörün ne kadar yüksekten algılayacağı mesafesi. Ben bunu low'da kullanmaya alışkınım ama dilerseniz medium'da falan da kullanırsınız. Bu tamamen alışkanlık meselesi. Buradan motion sign'ı açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben açık kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi burada report rate kısmı var. Şu an sadece 1000 Hz olarak kullanabiliyorsunuz. Biliyoruz. Diğer dongle çıktığı zaman 2000, 4000 ve 8000 Hz olarak da kullanabileceğiz. Burada da DPI kısmı var arkadaşlar. İşte DPI ayarınızı yapabiliyorsunuz. Burada istediğiniz değeri yazarsanız 26000 DPI'ye kadar burada istediğiniz değeri girebiliyorsunuz. Sonra burada şöyle bir makro kısmımız var arkadaşlar. Makro işlerinden pek anlamadığım için detaylı gösteremiyorum. Sonra burada dil seçeneği kısmı var. Tabii ki de İngilizce kullanacağız. Firmware kısmına şu an erişemiyoruz. About kısmında da herhangi bir şey yok. Yani güzel bir yazılım. Yani en azından web üzerinden girmemiz bence çok güzel bir yenilik olmuş bir mouse için. Final Mouse'ların yeni versiyonlarında da yine web üzerinden yazılımlar var. Aynı zamanda VGN ve VX'ler de şu an web üzerinden yazılım kullanıyor. Bunu ben ilk olarak bu arada Wooting klavyelerde görmüştüm. Onlar da web üzerinden yazılım kullanırken aynı zamanda normal masaüstü yazılımı da kullanabiliyordu. Burada ayarınızı yaparsanız zaten ekstradan böyle sürekli yapacağınız bir ayar yoktur diye düşünüyorum. Bir kere ben buraya ayarımı yapmaya girerim. Ondan sonra bir daha zaten ben bu programı açmam. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki inceleme videosunda görüşürüz.